BRICS'ten oluşan bir dünya ile başlayalım. BRICS nedir? Belirli ülkelerin baş harflerinin kısaltılması. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika. Satın alma gücü paritesine göre küresel gayri safi yurt içi hasılanın %19'unu oluşturuyordu. Yani ne demek istiyor? 105 trilyon ya şu anda dünya ekonomisi. O 105 trilyonun %19'u bunlardan oluşuyordu diyor. Fakat bu blok geçtiğimiz aylarda bir stratejik atılım yaptı ve genişleme, BRICS expansion diye görüyorsunuz şu anda. İşte kırmızılar üyeler, yeşiller yeni üyeler, sarılar da başvuranlar, üyelik için başvuranlar. Yani dünya haritasının çok büyük bir kısmını kapsamayı planlıyorlar. Şimdi bu %19'luk gayri safi yurt içi hasıla toplamını %36'ya çıkarmayı, 2040 yılında da %45'e çıkarmayı planlıyorlar. Bu ne demek? 7 büyük gelişmiş ekonominin ağırlığından 2 katı fazla olacaklar demek. Yani dünya ekonomisinin %45'i bu ülkeler tarafından oluşturulacak demek oluyor. G7 ülkeleri neydi? Mavi olanlar G7 ülkeleri. Kırmızı buradaki haritaya göre konuşursak yeniden söyleyelim. Bordo gibi gördükleriniz şu andaki BRIC ülkeleri Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Afrika, Güney Afrika ve yeni üyelerde biraz daha pembe gibi olanlar. Şimdi baktığımızda bu iki yani BRIC ülkeleri ve G7 ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılanın karşılaştırılması verisel olarak da incelediğimizde şeyler vardı, yatay şeyler de vardı ama bu da karşılaştırması bakabiliriz. Şimdi birinci Amerika 26.9 trilyon dolarla yani dünya ekonomisinin çok büyük bir kısmı aslında Amerika ekonomisi tarafından üretiliyor. Sonra gelen Çin. Burada şimdi yeni mesela işte dün belirsizlik konusu konuşulduğunda da bu bir örnek olabilir. Burada bakın güçler değişiyor diyorum. İşte doğudan batıya geçmişti. Şimdi tekrar batıdan doğuya geçiyor diyorum. Bunlar tekrardan yeni bir sistem içerisine geçecekler diyorum. Bizim de burada bunları görüp gerekli fırsatları değerlendirmemiz ve mevcut yerimiz yerine daha farklı bir yere doğru gitmemiz gerekiyor diyorum. İşte bunlara göre diyorum. Yani bakın Çin mesela ikinci sırada dünya ekonomisinde fakat BRIC üyelerine ait, G7'ye ait değil. G7'de kim var? Amerika var, Japonya var, Almanya var, İngiltere var, Kanada var, Fransa var ve İtalya var. Bunlar geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler zaten. Şimdi burada stratejik bir bakış yapalım. Evet, burada da görüyoruz. Share of Global GDP dedi işte global gayri safi yurt içi hasıladan bahsediyor. Mesela Çin diyor, globalin diyor %18'ini üretiyor diyor. Hindistan mesela şu anda %4'ünü üretiyor ama Hindistan çok artacak. Bu Birleşik Arap Emirlikleri, İran bunlar yeni eklenenler. Mesela Etiyopya'dan müthiş bir atılım bekleniyor. Etiyopya deyince aklınıza ne geliyor? Yani evet gerçekten fakir Afrika ülkelerinden bir tanesi. Etiyopya kültürü de aslında hani belgesellerde gördüğümüz bir şey sadece. Çok böyle dünyanın içerisinde, günlük hayatımızın içerisinde yeri olan bir ülke değil. Ha en fazla belirli insanlar için, kahveyi sevenler için Etiyopya çekirdekleri mesela. Ben çekirdekte Etiyopya'yı seviyorum. Daha meyvemsi oluyor, daha işte çiçeksi oluyor vesaire. Kahve üreticiliğinde mesela çok önemli ama tabii başka şeyleri de vardır. Amerika mesela %25. Az önce merak ettiğim oran buydu. %25'lik bir ekonomik ağırlığı var. Biz ne kadarız? 105 trilyon dünya ekonomisi. Biz de 900 küsür milyar dolarız. 1 trilyonuz diyelim. Hadi yılın sonuna geldiğimiz şeyde. 105 trilyona 1 trilyon. Yani %1 bile değiliz aslında. Yani bunu yükseltmeliyiz diyorum. Hani ülkemiz ilerletelim, değer yaratalım. Değer ne demek? Ekonomik değer, katma değer. Rekabetçi olmak ne demek? Şu anki mevcut sistemde, ticaret sisteminde rekabet edebilmek ama şimdi rekabet de iş dünyasında çok maliyetli bir şey, çok zorlayıcı bir şey. Ama asıl bizim bunu yüzdelere ayırmamız lazım stratejik odak alanlarında. Yani nelerde rekabet edeceğiz ama nelerde öncü olacağız, nelerde lider olacağız. Bir şeyin takipçisi ya da son geleni olduğunuz zaman oradan alabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani düşünün bir evde bir yemek düzenleniyor. Saat 7'de gelin demişler. Önden de menüyü görmüşsünüz. Oo, bir sürü yemek var harika katılacak insanlar.
oranları da görüyorsunuz. 7'deki şeye siz gitmişsiniz, 10'da 11'de. Kalmamış yemek, birileriyle de konuşmak istiyordunuz, o da çıkmış çünkü 3 saat oradaydı, artık orada değil. Dolayısıyla ama o yemeği düzenleyen hep oradaydı. Her şeye o hakimdi, o yönetti, o seçti, insanları o davet etti. Biraz bu mantıkla bizim bakmamız lazım. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, haritayı görelim. BRICS haritasını rica edeceğim. Genişleme haritasını, Visual Capitalist'in sarı zeminli olanı. Evet, şimdi buraya Suudi Arabistan ekleniyor, Birleşik Arap Emirlikleri ekleniyor, İran ekleniyor. Ve böylece küresel petrol üretim payı %43'e çıkacak. Petrolle birlikte Arjantin de ekleniyor buraya BRICS'e. Küresel pil üretimi ve elektrikli araçlarda en önemli, en kilit olacak lityum rezervleri. Lityum konusunu size anlattığımda buradaki Arjantin üstünlüğünden de mesela bahsetmiştim. Şimdi ülkeler niye birlik oluyorlar? Oradaki o güçlü yanları almak için. Mesela bu BRICS var dünyada. İşte Avrupa Birliği var, ASEAN var, Asya Pasifik ülkelerinin. Dünyada bir sürü ticari oluşturulmuş şeyler var, birlikler var. Bunların birlik olma amacı önemli. Nerede yer alıyorsun sen? Hangi birliğin içerisindesin? Bunun kapsamı ne? Bunun etkisi ne? Bunun stratejik yol haritası, planı, vizyonu ne? Bunlar çok önemli konular. Etiyopya 2050 yılına kadar öngörülen gayri safi yurt içi büyüme hasılası ne kadar olacakmış? %1170 büyümesi bekleniyormuş Etiyopya'nın. Zaten Afrika yükseliyor. Son 2 yıldır size anlattığım trendlerden bir tanesi de bu. Özellikle girişimcilik ekosisteminde mesela Afrika'da Nijerya, Kenya biraz daha ama en önde o. Bir taraftan baktığımızda teknoloji şirketlerinin, Amerikan teknoloji şirketlerinin oralara yatırımlar yaptığını görüyoruz. Altyapı yatırımları, ülkenin kalkınmasına destek olmak için yatırımlar. Herhangi bir merkezi oraya kaydırma, bir ürünün üretimini oraya taşıma, Çin'den alıp Hindistan'a taşıma mesela gibi. Bu bence bugün önemli bir konuydu.